yanaştırayım isterseniz. Şöyle dursun. Evet. Teknoloji kullanmak gerekiyor. Evet Berdan Hanım. Bize neler sunacaksınız Survivor'da? Sunmuşum işte belli değil mi bak. Sunduğum işler orada. Evet. Canlıyı alacak mıyız? Görecek miyiz canlıyı? Tabii tabii inşallah. Ben makineyi aldım. Birincim belli. Sayacağız. Yani bir yerde bulsam bile say dediler. Ödün ne abi? Ev mi araba mı? Onlara girme ha. Hemen canlıya gir. Tabii tabii. Makineyi aldım. Bir sesini duyalım yani. Böyle paket yapmayalım. Mezara girmesin. Ya Allah. Canım benim ya. Berdan abin geliyor. Az kaldı. SMS'ler de bir bütçe abi tabii sürekli. Fotodayken yapılan SMS'ler de bir bütçe. O konularda şey zaten biliyorum ben. Nereden bir aşiret çocuğu ona göre ilerleyelim. Tabii sen de bizi şey yapar. Aşiret çocuğu ona göre devam etsinler. İlk bölümde hiç o yapamı alamamak da var bak o da. Tabii var. Ters tetirmemelidir. Ama ben yani benim öbür biraz komik yanımı kekebildiği için şapak keke. Pardon diyemedim konuşmayı böyle izlerken. Komik yani. Komik. Şimdi. O yüzden doğallıkla yürüyeceğim. Evet. Ben vejetaryandır. Ayrıca böyle hani etçi gibi gözüküyorsun. Tabii. Tabii. Mesela doğuda en çok et yeneni falan ama sen vejetaryansın. Tabii. Ağaç yiyor mesela. Ağaç. Yaptan yiyorum. Tabii. Haftada bir çam ağacı yiyor tabii. Orada sıkıntı yaşamayız. İçin aldık bir tane yemiş mesela. Yedim ama. Yok ortada yok. Bana çimleri, diyor ki çimleri yiyor. Sen diyor git Survivor'a gir diyor. Ayakkabını çıkar. Oğlum ben ona dedim Nihat Doğan'ın bokunu aramı da kanka. Ya bak. Ya Rabbim. Ne kim bir şeylere basmalardan çimleri yiyor. Kusura bakma ama son fotoğrafını gördünüz mü Berdan Bey? Valizini almış gidiyordu. Abi onlar değil, ondan önceki var. Yani ondan önce gerçekten hani Türkiye'ye belirli bir yere geldi yani o fotoğraf. Berdan, onu soracaktım. Berdan Taytidi diye. Valize taytları da koymuş koydum. Berdan Bey. Ben Berdan'ın şuna inanıyorum. Ne gırgır oldu ya. İlk yarışmada sakatlanacağına inanıyorum. Yani iddiaya girelim ben. İlk yarışta ben. Ben Berdan'a bir şey anladım. Tamam ben de iddiaya gireyim. Bir arkadaşımız vardı. Dedi ki ben size de şey tiyo vereceğim. Atlarla ilgili bir şey oluyor ya yarış. Bunun atını gördük. Hakikaten 5 tane jokey tutuyor bunu falan böyle. Ondan sonra. Ulan acaba mı gerçek mi dedik falan. Dedi ki bu ata sürpriz bir at dedi. Yıl 1999. Ata oynayın dediler. O kapı açılıyor yani böyle atlarımız yerlerini aldı, yarış başladı diyor. Diye açılıyor böyle birden hızlı bir şekilde tabii çıkıyor. Tabii hızlı çıkıyor. Normal at, oradaki atlar, yarış atları normal bir çimen yerken bu at 5 kişi tutuyor abi, 5 tane jockey. Zor zapt ediyorlar atı dedi, kesin birinci bu. Oynadık da. Abi oynadık, o şey açıldı kapı. At öldü. Nasıl öldü? Bir baktım, tiyoyu veren kanalda ağlıyor şey, canlı yayında. Allah diye. Dedim Berdan aynen öyle oldu. Benim parkur açılıyor. Bak, ilk parkur açıldı. Ya seni öyle bir görelim ki videolarda var ya garip garip hareketler falan filan. Daha direkt sakatlanan. 3 hafta dümenden öyle. Ya be. Ben iddiaya giriyorum. Seninle iddiaya girdi ya. Ben de giriyorum. Göreceksin dedi ya ilk haftada Pert. Ben göreceksin. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta bir bakmışsın. Final değil. Final değil. Ne olur bunu yayında tutun bu kanalda. Tamam mı bunu? Bu dursun. Bu gelecek diye bak. Ben bu her hafta yayınlarım bunu ben. Hikayemde bilmem nerede. Ben hatırladım bu anı. Ama öyle gidiyoruz abi. Biz şu anda hırslı ve kazanma moduyla gidiyoruz inşallah. Ömer Bey'in şiirini de altımıza yerleştirelim lütfen. Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım diye. Valla çok teşekkür ederim. Bugün de sağ olsunlar Şafak Bey bizim için bir yemek organize etmişti. Yemekte yedik. Veda yemeği oldu size. Tabii bol bol ye diyor. Besliyor beni. Bol bol ye öyle git diyor. Bol bol ye, bol bol ye git diyor. Ah telefon. Buyurun. Benim bol bol kardeşimdir bu. Yani Berdan'ı artık anlatmamıza gerek yok. Aile olduk. Aynen abi. Hem komşum hem kekem. Aynen valla. Vallahi. Kardeşte yani nasıl söyleyeyim anlatmaya gerek yok artık biliyorsunuz yani. Yani İyi niyet olsun yeter ki insanda. Diyecek bir şey bulamıyorum Berdan'cığım. Kendine, oy mu atıyorsunuz Berdan? Kendine iyi bak. Ha 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 ha.
Survivor veda mı ya? Böyle ağla ağla hemen ağla. Kadınlar gözyaşı döken erkekleri severler. Ağla dedim hemen ağla hemen. Gidince mi ağlayacağım? Adaya varınca. Bak şurası çok güzel. Keke keke. Keke iki hafta araba ben tek alıyorum. Klasik müzikle Keke'yi birleştirip Keke sen 4 hafta daha gelme araba bende kalsın modunda gireceğiz. Allah seni gündesin Şafak ya. Sizin evleriniz yan yana su falan döker misiniz yarın akşam? Dökmem gidiyor ya. Berlan Bey. Yok daha var yarın akşam. Cumartesi. Yarın gece. Cumartesi sabah. Dökeriz işte bizim orada su kalanı patlamış. Belki çıkamayabilirim ben Beda'ya. Evet. Ayşe'nin soralım. Ayrı köpü seti. İyi senin sorusun. Erdem Bey sorusun onu. Onu sen sor. Ben abi. Yok sen sor abi. Ne dayı? Sen sor. IQ testi mi? Abi daha. Abi bombaya bomba. Abi bombaya bomba. Abi. Ne kadar IQ testi? Oyuncu Ayrı bu köpü sat var ya. Hı? Diyor bak. Tabii. Tanıyor musun? Uslatma, puslatma adını sanıyorum. Çevresinden analizlediğine göre erkekler kadınlara göre daha çok dedikodu yapıyormuş. Katılıyor musunuz siz bu duruma? Kesinlikle. Oğlum erkekler, kadınlar artık şey oldu yani hani ortam düzeltenler oldu, erkekler bozdu kendini. Vallahi diyorum çok dedikodu yapıyorlar. Berdan abi de tam tersini söylüyor. Erkek adam delikanlı. Yok be kardeşim, erkek adamlar artık dedikodu yaygınlaştı. Oğlum ben şey diyorum yani benim için bu erkeği kadını yok, karakter meselesi artık. Yani o geçti. Kadın erkeği yok. Yani çocuk bile dedikodu yapıyor artık. Aynen öyle, çocuk bile ama. Çocuklar bile başladı. IQ testi güzel oldu yani burada. Bu son iki yaşa düştü sonra dedikodu. Peki son olarak filmi de soralım. Çok az bir zaman kaldı. Yani işte bekliyoruz. Siz izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Ya ben izlemedim. Benim çocuklar oynadı. Evet sağ olsun. Yani küçük bir rol oynadı. Bir anı bıraktı. Sizin kızınız da vardı. Aynen. Benim kızımla aynı sahnedeler zaten. Irmak kızı bizim çocuklar aynı sahnedeler. Onlara da çok güzel bir anı oldu bu film. 20 Ocak'ta sinemalarda Kutsal Damacana. Ama vallahi de billahi de inşallah Survivor'dayken gönderseniz de belki izlerim yani. Bir özel gösterim olur mu? Yani onu işte vallahi çok neler bilmiyor bir yapımcımız da işte çocuğun ilk anısı şeytan çıkartıyor falan. Yani öyle bir gerçi biz orada nasıl izleyeceğiz ki? Evet bir öyle bir durum var. Ödül oyununda belki. Belki bir ödülü Kutsal Damacana için kazanacağım. Ödül kazanacak. Söz. Bir ödül ben bir ödülü mesela bana bir ödül gelecek bir şey yapacağım ya. Patates istemiyorum. Kutsal Damacana'yı getirip ben onu izleyeceğim. Nabzına bakayım. Kazan adı neydi Survivor'lik doktor abinin adı? Metin Kuş. Metin Kuş. Metin abi de çok selam söylüyor. Kazan müşterisi. Kazan müşterisi. Devamlı revirde mi abi? Abi ben Erdem'i arıyorum her gün paça suyu içiyorum diyorsun. Kan, kekek şeyleri yenilemem lazım kemiklerini. Bayağı iddialı ya. İnşallah ya. İnşallah. En çok nerede zorlanır abi sence? Koşmak. Ne zorlanacak oğlum oradaki... Abi adam bisikletten inmiyor. Hayır oradaki o şey... Parkur farklı yani bizim gördüğümüz gibi. Koşmakta zorlanmam da şeyde zorlanırım. Ben de parkuru görüp kaçmadı orada. Onları yapayım uçağa geri bindireyim diye. gördün mü o tahtaları ya? Atlarken falan hakikaten büyük bir şey gerektiriyor yetenek. Ben yemede sıkıntı olur mu? Kokonat var sadece malum. Berdan öyle açlık konusunda bir şey yok ya. Doğru söylüyor. Bak. Peki Şafak Bey, ilerleyen dönemlerde bir birleşme partisi oluyor. Ya siz Berdan, gider misiniz ben, ziyarete? Tabii ki giderim. Valla 13 saat geleceğim. Gelirim kardeşim. Adam vallahi. Arabayla gelir abi. Arabayla 13 saat değil lan uçakla. Tamam işte. Berdan abi in arabayla. Sonra... Acun abi jetle getirir ya sıkıntı yok. Belki oldu. Acun abi jetle getirir ama işte. Küçük bir ufak kalır ya. Bu arada zaman zaman Şafak Bey sahnenize böyle misafir oluyor. En son beraber bir böyle şov yapacaktınız. Var mı? Adam ufkumu açtı benim. Şarkı sözleri bilmem. İki tane türkü biliyordum ben de. Uzun hava. Hep onu söylüyordum. Yok. Artık ufak ufak şeylere başladım. Ben mi alıyorum falan değil mi? Tabii tabii. Nota söylüyor artık. La nedir onu öğrendim falan. Öyle. Ama bir tane düet yapacaktık. Yapmadık. Yapacağız. Gitsin gelsin. Zaten haftaya gelir. Uzun hava çekeriz artık. Derdi derdi.
geldi. Ne yapıyorsun ben? Ulan Berdan bir birinci oluyormuşsun. Ya. Ya ben de bunları hatırlatırım size. Kapının da alırım biliyorsun. Vallahi adamım ben size söyleyeyim. Benim yani şu an bir şey demiyorum ama hani çok iddialı konuşmak istemiyorum ama birinci olma şansım %90 yani. İnşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi görüşürüz.